Peki bu süreçte gıdalarına nasıl dikkat edecekler, beslenmelerine nasıl dikkat Evet. edecekler? Evet, hijyen kurallarına uyuyorlar, kendilerini izole ediyorlar, dikkat ediyorlar. İşte maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi, galoşlarımızı giyiyoruz. Ama tabii önemli olan bir de Mutlaka gıda. gıda olarak mutlaka düzenli sağlıklı beslenecekler. Yani üç öğün, ana öğünlerimizi düzenli alacağız. Yeterince proteinimizi alacağımızı öğütledik. Aslında COVID'e özgü şu gıda alınsın gibi işte medyada bazı Çok şeyler bilgi kirliliği öyle var. şey bilgi kirliliği var ama aslında sağlıklı düzenli beslenen, uykusuna düzenli uyuyan, uyku alan ya da uykusunu alan diyelim, sıvısını yeterince alan kişiler zaten otomatik olarak gerekli tedbirleri almış oluyor beslenme açısından. Burada da dediğim gibi işte günlük proteini yeterli alan, karbonhidrat oranına dikkat eden, vitaminli düzenli alan ki bunda biliyorsunuz taze meyveler çok önemli. Evet. Bunların yıkanması, hijyeni, işte marketten geldikten sonraki temizlenme sürecine dikkat etmeleri önemliydi. Onları yapmaya çalıştılar. O şekilde çoğunda ek takviye işte vitamin haplarına gerek kalmaksızın süreci yönetebiliyoruz. Evet, tabii immün sistemi düşük olan hastalarımız peki neler yapacaklar hocam? Yani zaten aktif tedavi alan hastalarımızın bir kısmı ilaca bağlı hücre düşüklükleri yaşıyor aslında. O da bir nevi, yani zaten onun için diyoruz onkoloji hastalarının immün sistemi zayıf diye. Özellikle en önemlisi burada sıkı izolasyon. En önemlisi izolasyon. Hastaneye gelmemekle hastalık kapılmıyor diye bir yanlış kanı var. Böyle bir de soru işaretleri var Hastaneye insanların gelmeyip kafasında. dışarıda, bahçede, parkta oturabiliyorsa, gezebiliyorsa ya da evden birisi sürekli dışarı girip çıkıyorsa onlar çok daha büyük risk oluşturdu hastalarımız için. Israrla bunu vurguladık. Sadece bu virüs hastaneden kapılmıyor. Evet. Hiç hastaneye uğramamış pek çok kişi COVID olarak karşımıza geldi. Bize gelmedi tabii ki. COVID polikliniklerine geldi ama bu nedenle de hasta yakınları ben hasta değilim zaten hastaneye de gitmiyorum deyip hastalarımızı tehlikeye atmamalarını çok vurguladık. Eğer evde çok fazla dışarı girip çıkan birileri varsa lütfen ya onu eve almayın veya onu izole edin evde sizle ilişkisi olmasın dedik. En önemli bu süreçteki hastaları koruma yöntemi izolasyon oldu. Hijyen, izolasyon. Düzenli beslenme, uyku, sıvı alım bunlar destekleyici düzeydeydi.